arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz 5. bölümümüze. Saatler inanmazsınız daha 7. Ben niye saat tıklıyorum? Saat daha 7. İlk defa ne güzel bak, çiçekleri ekince arılar marılar oh yemişler memişler. Neyse bir dakika. Şurada dolapta neyimiz vardı? Şurada güzel bir şeyimiz. Envanter düzenleyeceğim de arkadaşlar, planlarımdan biri. Şuraya atayım. Şu mısırı şuraya atayım. Şöyle güzel olan etlerden bir atayım. Bir de böyle et atayım da bari. Bunu da pişiririz. Bir de şunu atayım. Bunu pişir. Bunu buraya koy evladım. Kuştan bir şey çıkar bize. Bunu da bir sallayalım hemen. Keselim. Hop, o eti de al. Tamam. Bir yandan ben hala giriş yapamadım, farkındayım. Bari bir dakika giriş yapmadan şu kelebekleri de ekeyim. Arkadaş başladım. Ne çabuk kaptırıyorum kendimi. Şöyle iyice burayı. Çiçekli böcekli. Biliyorsunuz buralarda peyzaj çalışmaları devam ediyor. Şu sonucuyu ekeyim. Oh oh oh, misler gibi. Bu arıları burada şey yapayım. Yemek de hazır. Şu kozalakları da ekeyim hemen. Şöyle. Yolun çevresine. Bu patikayı da daha yolla kapatacağız, merak etmeyin. Çok şık olacak. Olacak bu kürek. Evet, şimdi bir sandık yapayım ben. Tamam. Bir sandık yapayım. Şunu bir keseyim önce. Dur bakayım. Şunu bir alalım. Sandık yapmak için doğal olarak benim baltam yok mu ya? Yok artık. En temel gereksinimim yok. Baltam yok. Vallahi baltam yok. Altın var mı Chester? Bro. Senden bir altın al et Zaun. Şunları bir sana atalım. Tamam. Şimdi bir altın balta yapacağım. Dediğim gibi altın balta son derece dayanıklı, biliyorsunuz arkadaşlar. Yani verdiğiniz iki altın koymasın. Fazlasıyla şey yapıyorsunuz. Ya şu 3 tane kömür atkısı şimdi ya. 3 kömür içinde şey yapacağız. Kış şapkasıyla geziyorum hala. Allah'ım ya. Çok hoşuma gitmiş demek ki. Altın balta gel. Şimdi evet. Demem o ki tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Neden bu kadar erken oynuyorum? Çünkü kelebek mi la o? Kelebek var orada. Onu da yakalayacağım. Bir dakika. Kelebek gördüm. Ağacı yapınca otomatik kelebeği de mi geliyor ya? Ne güzel. Ha kelebek gel gel gel. Gel bro, gel. Hop. Vay anasım, duvarlar benim aleyhime çalıştı ya lan. Heh. Kelebeği de ekelim. Demek ki çiçeği arttırınca kelebekler oluşuyor. O kelebeği yakalayıp tekrar çiçek ektiğimiz için. Aman süper. Yemişlerin orada şey yapıyorlar. Yakala evladım. Hop 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 hop. O kadar da değil. Neyse, o kalan kelebeklere de yarın şey yaparız. Ya hava karardı. Ben ne anlatıyorum? Ben kime ne anlatıyorum ya? Köfte mi? Köfteyi de al, dolaba at. Onu da yiyeceğiz nasıl olsa. Biraz daha pişirelim. Yine şeyden. Köfteler iyi can doyuruyor. Aklımızda bulunsun. Bunu da pişir. Nam nam nam. Neyse, ben sandık yapacaktım güya, değil mi? Havanın kararmasına çok var daha. Şunlara girişmeye devam. Bu arada altın şeyleri seçtiğinizde çırınk diye bir ses geliyor. Enteresandır. Hani altın balta, ne bileyim, altın kürek, bir de altın şey var, şu taş kıran şey, sürekli adını unuttum. Taş kıran alet, madencilik yapmamızı sağlayan. Yine fuzuli muhabbetlerdeyim. Bir dakika, şunları da keseyim. Ben en iyisi ateşin başında aslında giriş konuşmasını yapıyorum arkadaşlar. Şu anda aç gözlü bir şekilde sağa sola her yere saldırmam lazım, her yere. Kürek. Şu envanteri de düzenlemem lazım. Çok zor buluyorum aradığım şeyi. Gel bakayım, şunu da bir kazalım ya. Dibimizde duruyor, kazmamışız. Düğme. Mantıklı. Sen de gel. Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum. Hava, yani günün batma, güneşin batma süresi gittikçe kısalıyor. Şunları da alalım. Kes. Allah'tan gün tamamen kararmadan akıl sağlığımızda öyle aşırı derecede düşüşler olmuyor. O iyi bir şey bizim için. Tamam, hadi hava karardı. Hadi.
Tamam, aç gözlük yap. Şundan yok yok yok, hava kararmadan şundan alalım. Koş. Koş koş koş, vallahi hava kararıyor. Karardı, kararacak. Kararıyor, kararıyor. Tam vaktinde. Güzel, şimdi. Şu kömür, Chester, aç ağzını. Şu kömürler bir işe yarasın. Tamam, iki tane attım yeter. Zaten bayağı bir fazla oldu. Köftemizi de yiyoruz. Evet arkadaşlar, üçüncü defa tekrar hoş geldiniz. Şimdi saat 7'de ben bu kaydı yapabiliyorsam bir şeyler ters gitmiştir. Zira ben ya sporda olurum, ya sporda olurum ya da dişçide olurum. Ama dünkü dişçi randevumu kaçırdığım için, yani dünkü randevu bugün sandım, haliyle spora da gitmedim. Dişçiye gittiğimde de randevuyu kaçırdığım için haftaya yeni bir randevu verdiler. Kaldı mı ben ortada, affedersiniz, göt gibi dımdızlak. E ne oldu, fırsattan istifade eve koştuk. Bari bugün hani biraz erken oynayalım da oyunu erken yükleyebileyim kaydı. Sürekli gecenin köründe eziyet çektiriyorum size, farkındayım. Ama işte olanaklar dahilinde bu kadar. Ama bugün böyle bir şansımız var, değerlendirin. Adam gibi bir saatte şu videoyu size sunayım. Planlarıma geçeceğim şimdi. Çekil Chester. Ha, sandık yapacaktım. Şimdi bir kere buradan Clay Entertainment'a sesleniyorum, oyunu yapan firmaya. Kardeşim, bu oyuna bir gardırop lazım. Bu kadar kıyafeti yaptırıyorsun, ördürüyorsun bize de. Hiç düşünüyor musun peki bu adamlar bunları nereye şey yapacak, koyacak? Hep sandık sandık, nereye kadar? Doğal olarak bize gardırop lazım da şimdilik, hani şimdilik arı mayını sonra yaparız. Şimdilik gardırop icat edilmediği için biz sandık yapacağız da, sandık yapmayalı artık ne kadar uzun bir zaman olduysa şey yapamıyorum, sandığı bulamıyorum. Allah Allah, sandığı nereden yapıyorduk biz ya? Ben kafayı mı çizdim? Bayağı sandığı bulamıyorum. Termometre yapacağım arkadaşlar bu bölümde, hiç sıkıntı yok. Ha, chest. Ha, bir tane daha lazımmış. Ondan açılmış. Bu sandığı, yani bir sandık yapacağım. İçine tamamen alet edevat koyacağım. Hiç karnımız ağrımasın. Onu da şuraya şöyle. Aslında alet edevat sandığını buraya koyayım. Önce şunları bir alayım yerden. Buraya at. Çünkü birbirine yakın durmalarını istiyorum. Chester, ne güzel olmuşsun lan. Yuva gibi olmuş sana orası. Hay yavrum benim. Hay koçum. Neyse. Evet. Gel. Heh, sandığı şu köşeye. Alet sandığımızı şöyle köşeye yapalım. Bunun içine çekişleri at. Ut! Arkadaşım. Yahu. Nasıl bırakacağım ben bunu? Sandığın yanına gelip. Tamam, şöyle yapacağım. Heh. Allah belanı vermesin ya. Tövbe tövbe. Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir zihniyet? Şunu da. Evet. Heh, bunu da yapıyorum. Balta bende kalacak. Balta lazım. Bu çekici de şey yapıyorum. Sonuçta bunlar çok aciliyeti olan şeyler değil. Küreyi de atıyorum alet çantama. Nasıl olsa şey yok. Pikeksi de atabilirim. Bir de kıyafet sandığı yapacağım birazdan. Da acelemiz yok dediğim gibi. Buradan alet var mı buraya atılması gereken? Yok. Burada full önemli şeyler var. Şu Chester. Chester gel. Aç ağzını. Chester'daki arıları da gidelim. Buraya atalım. Hatta şu arıları da atalım. 6 tane daha. Neyse kalsın. O kadar da. Evet. Yapabildiğim düzenleme bu kadar oldu ya. Benden bu kadar. Karnım doydu. Güzel. Kalan etleri pişireyim. Acaba dördünü birden yesem ölür müyüm? Ya? Çok merak ettim. 4 tane canavar eti yersek ne olur? Üf, arılara bak. Arılara gel. Çılgınlar sizi. Şu manzara kadar güzeli var mı ya? Çiçeklerimizi ektik. İşte arılar, işte ballar. Acaba ne kadar var? Neyse. Yemişlerimiz burada. Her şey yolunda. Hah. Diğer konuya geliyorum. Kafa biraz yavaş yavaş çalışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hani bu kadar erken oynamaya alışkın olmadığım için. Şunları da kıralım. Kömürleri toplayalım artık. Dapper West diye bir şeyden bahsetmiş bir arkadaşımız. Hani eğer bu şeyi yakalayamazsak bile, ki önümüzdeki bölüm yakalamaya çalışacağım. Şu anda son
erzak ve altyapı anlamında kışa hazırlıklarımı yapıyorum. Kıyafet ve saldırı kuvveti ya da hayatta kalma konusunda ayrı hazırlıklar yapacağım. O da önümüzdeki bölüm olacak. Ama ola ki o fili yakalayamadık ya da bulduk öldüremedik. Dapper Vest diye bir şey varmış. Bir arkadaşımız yorumlarda yazmış. Hani bu Winter Hat ile birleştiği zaman üzerimize de o Dapper Vest. Vest yelek, hani çelik yelek. Tabii orada vest diye geçiyor. Yelek diyelim. Yani o yeleği giydiğimiz zaman son derece şey olacağız. Soğuğa dayanıklı olacağız ki kış için yapılacak yegane hazırlığımız da o olacaktır. Şunları da kıralım. Lan gitti boşuna bu kadar emek. Ne güzel de bu ağaçları dizmiştim ben. Sırf şu kömür ağaçları, yanmış ağaçları kıra kıra şeyi mahvettik. Baltayı bile harcadık. Neyse. Onu yapacağım. Bu arada bol bol yemiş var. Oho kömür de. Arkadaş maşallah. Chester aç ağzını evladım. Chester. Sana ne yapsam? Şunu da şöyle yapsam. Kelebek var. O kelebeği şey yaparım. Yok bana bolca sandık lazım yani. Benim bugün boyunca sandık, mandık, tüm şeyleri envanter düzeni kurmam lazım arkadaşlar. Bu domuzları şimdi kesmemize gerek yok. Zaten her türlü yemiş bal altyapımız canavar gibi devam ediyor. Şunları toplayayım. Şu yemişleri de toplayayım. Gir araya oğlum. Nasıl ya? Şaka mısın sen? Tamam şunları at. Şimdi iki tane çalışır peynir uğraşamam. Heh. Topla. Yani böyle bir sandık alet çantası, bir sandık kıyafetler, bir sandık bu... Lan! Ah! Neredesin lan? Çıkışarı! Anlamadım ki. Ah. Evet, o benim. Tüh benden önce aldı şerefsiz. Ve uzak menzilli saldırı yapacağım sırf bu yaratığı bitirmek için. Hiç merak etme. Hepsi aklımda. Şimdi bazen diyorsunuz nasıl işte o yaratığın ayak izini göremedi, nasıl şunu yapamadı. O kadar çok şey var ki aklımda arkadaşlar oynarken. Hani şunu da yapayım bunu da yapayım derken en temel şeyleri göremediğim ya da gözden kaçırdığım anlar oluyor. Mesela benim odunum nerede? Sadece 5 tane. Düşünün. Yani o derece şeyler, vahim hatalar yapabiliyorum ya da çok rahat şeyleri gözden kaçırabiliyorum. Ama gözden kaçırmayacağım ve unutmayacağım tek şey evime giden bu yolun çok güzel, çok yakışıklı ve çok şık olacağı. Daha oraya da Arnavut kaldırımlar dikeceğim ya. Büyükşehir Belediyesi çalışacak arkadaşlar, merak etmeyin. Şimdi şu ateşi bir yakalım. Hah Chester. Chester? Chester? Chester'a ne oldu lan? Chester, hava kararıyor oğlum. Lan eşek. Bak nerede kalmış, gel buraya. Gel çabuk gel, meşalem bitecek Chester. Allah kahretmesin senin bokunu ölürsem. Ağzına sıçayım Chester. Chester eşşoğlu eşek. Ölüyordum ulan. Of. Allah'ım ya Rabbim, ölüyordum ulan. Yok öyle bir şey. Şşş, siktirin gidin lan. Sinirim bozuldu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. La yürüt. Canım niye bu kadar az gitti? Neredeyse gitmemiş ha şeyden dolayı. Futbol helmet. Allah belanı versin Chester. Zırhım da gitmiş zaten de. Neyse önemli değil. Yaşıyoruz. Şaka. Yemin ediyorum şaka. Of duman çıktı benden. Of. Of. Yemin ediyorum duman çıktı. Chester gerizekalı kardeşim benim. Of oyundan koptum, çok fena koptum. Man
Monster lazanya. Ha, gelin gelin, biz siz eksiktiniz, gelin. Oğlum şimdi ateşli ateşli bir şey gelir. Bende zırh yok. Zırh yapacak şey de yok. Oo, sıçtık mı sıçtık. Kaçmayacağım da savaşacağım. Telefonla çalıyor da anlaşılmıyor. 3 odun. 8 odun lazım. Yo, 2 tane ip lazım. Aha, ipi hemen yapabilirim. İpi hemen yapabilirim. İpi yaparsam... Zırhı yapamıyorum. Niye? 8 tane lazım. Ulan çok süratli girişsem arkadaşlara. Geldi bile. Lan Chester'a dalmayın. Oha, şaka yapıyorsun. Aha, tek kaldım. Evime mi dalıyorlar onlar? Hocu, giremem, giremem. Zırh olmadan giremem. Futbol helmet duruyor mu? Futbol helmet aldım. Aha, zırh burada var ya. Bırak çantayı. Yürü. Evime dalıyorlar. Lan! Şşş! Allah Allah! Arılarımı mı kestiler lan? Ya arkadaş! Bir dakika, bal, şeker, şeker. Toplayamıyorum lan. Şakalardan şaka be. Ya bana dalma kardeşim, biz dostuz, dünyalı. Çabuk şeker yapmam lazım. Bana dalma. Allah'ım, olaylara bak ya. Neler yaşıyorum ben. Onu bir şuraya at. Ya arı kardeş, bak sana saldırmıyorum. Kadir kıymet bil. Eşşo ulaşı. Bana lazımsın, onun için dalmıyorum. Git başkasına artistlik yap. La gel, tamam gel. Gerizekalı gel. Herkes bir artist olmuş anasını satayım ya. Arkadaş, başımıza neler geliyor ya. Şu şekeri deneyelim bari. Bu sebep, bu şeyle vesileyle arkadaşlar. Ne yapalım? Şekeri test edelim bari. Akıl puanı şu anda, akıl sağlığım 92. Şeker gelsin. Ya olaylar olaylar arkadaş. Ye bu, ye. Git başımdan. Aha. Vallahi geldi ha. Dur bakayım. Tipe bakayım. Aa, bildiğin bayram şekeri lan. Taffi. Evet. Akıl sağlığımız 92. Yumul. 107. 92. 107. 15. Yani. Hani. Olsa da olur, olmasa da olur gibi bir durum oldu. Sağlığım çok kötü. Neyse. Neyse. Tamam. Ağlamaya, gözyaşına yer yok. Hemen şunları topluyoruz tekrar. Çık lan benim mekanımdan. Siktir git. Lan iki oldular. Örtmenim. Lan. Ulan. Yemin ediyorum. Bak, Kur'an hakkı için. Ben şunları topluyorum. Oha oha! Yüz kurmuş pezevenkler. Küfrettiriyorlar adama ya. Yemin ediyorum, terbiyem bozdu lan bu oyun. Heh, neyse, Dapper West için... Bu da bana mı dalacak? Hayır. Dapper West için arkadaşlar, yani o yelek için... Ben bir şunu yiyeyim bakayım. Biraz enerjiyi doldurdum. Yahu. Ben şuurumu kaybettim ya, kusura bakmayın. Çok şey tırttım. Havuç mu? Havuçları alayım. Harbi gele gele havuç geldi ya koca tarladan. Tüm denge bozuldu. Ben ne oynayayım, ne yapayım? Bir havuç atalım. Şu Monster lazanyayı sabah yeriz gündüz gözüyle. Bir tane şundan atayım. İki de yemiş çakayım. Hani maksat canavar etinin etkisini azaltmak. Dur bari termometre yapalım. Of, Allah kahretmesin.
Zaten odun yok. Odun yok. Niye yok odun? Çünkü sırt çantamı aşağıda bıraktım. Ya bu zırhın bir esprisi yok bana artık. Bu zırh bitmiş, tükenmiş bu. Sıfırı tüketmiş. Al sırt çantanı evladım. Heh. Gelmişken gir. Gir şu oduna. Davanın kararmasına var. En azından kalas yapalım, termometreyi çıkaralım arkadaşlar. Yani bir şey yapmış olayım ya. İyice sinirim bozuldu. Nedir bu üzerimdeki bedbahtlık? Ben anlamıyorum ya. Ben Türkleri anlamıyorum. Neyse. Kes kes. Ah bir de ağaç adam gelse, tam şenlik olsa. Küreğimiz var mı? Yok. Küreği şeyde bıraktım çünkü. Neyse, problem değil. Problem değil, derdiniz olsun. Şu çiçek şeyini de şuraya atayım ya. Bari burada dursun, benim şeyimde durmasın. Hindiler gene orada, o şerefsizler. Chester, kömür ver. Kömür ver babaya. Kömür atacağım. Bu kömürleri böyle harcayalım. Hı. Tamam. Bugün daha rahatız. Şunu da hemen gideyim. Şurayı yanlayayım. Chester çekil. Neyse. Velhasıl kelam, termometreyi yapalım da insanlık namına bir hareketimiz olsun. Şunu da dolaba atayım. Karnım tok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yemek sorununu çözdük ya. En azından yaz için. Kış için. Abi şu manzaraya bakar mısın ya? Ha. Bu nedir ya? Dur bir daha pişireyim. Ya da pişirmeyeyim. Sonra pişireyim. Şimdi kalas yapıyorum ve termometreyi bilim odama hemen yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Ne lazım? Ha, altın. Chester, altın. Teşekkür ettim. Ha, tabii. Aa, niye yapamıyorum? Yer mi dar? Olmaz. Yapacağım. Ben burayı yapacağım. Burası benim bilim odam. Bana ne? Chester çekil bakayım oradan. Chester. Chester. Chester, baş belası mısın ya sen? Chester. Şu eşek. Zaten senin yüzünden ölüyorduk lan oyunun başında. İlla geniş bir alan mı istiyorsun? Tamam o zaman, evde tadilata giriyorum. Ne yapalım? Gireriz. Tadilata da gireriz. Sıkıntı değil. Gel. Bu gerçekten Türklerin çok yaptığı bir şeydir ya. Şu aradaki şeyi kıralım da açalım. Mutfakla salon birleşsin. Amerikan mutfak. Ben de Amerikan mutfak teknolojisi şeyine geçiyorum ya. Mimarisine. Yumul. Yumul. Hadi Mücahit. Hadi koçum. Heh. Lan doğru yere dalıyorsun değil mi Mücahit? Tamam, şimdi şunu usul usul elinden bırak ve termometreye gel. Heh. Heh. İyice şöyle yerleştir. İşte bilim odamız. Oho, kışa var daha ya. Cold go up, red go down. Diyorsun, çok zekice. Buraya geri şey yapabilir miyim ben ya? O odayı tekrar kapatabilir miyim, merak ettim. Ha, buradan tekrar taş duvar seçeceğim. Taş duvar niye yapamıyorum? Ha, iki tane lazım. Tam problem değil. Hemen bir tane daha. Ha. Şimdi taş duvar yap. Arkadaş. Senin amacın ne var zaten? Bir çekil git ya. Benim evim burası. Sana bir ev verdik, yuva verdik diye ne bu şımarıklık? Bak, görüyor musun? Dengemi de şaşırttı. Acı prensiplerden vazgeçmek yok arkadaşlar. Bu evin belli bir düzeni var. Onu sor, şurayı tamir edeyim ya. Heh. Başka hazır başlamışken kışa doğru tadilatları da aradan çıkaralım. Bu çok kritik arkadaşlar. Evet. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Seç. Tadilatlar çok önemli. Domuzlar saldırdı, ağaçlar saldırdı. Saldıran saldırana kışın sıkıntı yaşamayalım değil mi? Heh. Şuradan da gir. Şunu da yap.
Hah şöyle. Oh be, en azından kayda değer bir şey oldu da arı yok. Orada arı yok. Benim bu arıları burada doğaya salsam. Hayır, şey bal dolduğu için arı gelmiyor galiba. Bir dakika. Üf, 6 tane birden aldım. Kelebek. 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 Bu arılar niye böyle öksüz kaldı? Şu kelebeği alalım. Biraz kafam karıştı. Yok, şu kelebeği de ekeyim. Şöyle biraz daha yukarıya doğru ekeyim bu kelebeği. Yeni bir arı şeyi yapmam lazım benim. Anlaşılan o. Evet. Bir arı yuvası daha yaparsam bu tek düze sıkıntılı durum kalkar. Arı yuvası için kalas, arı ve şey lazım, kalas. Kalas için odun lazım. Odunumuz var mı? Henüz yok. Tamam. Yalnız burada güzel bir düzen oldu. Hani çiçeği ekmek için gidip kelebek avlıyorduk ya. Artık gördüğünüz gibi arkadaşlar, çiçeklerin orada kelebekler yeniden oluştuğu için uzağa gitmeden hani işimizi görüyoruz. Şimdi şu ağaçlara girişiyorum. Arada güneydi. Bu da genç ağaçmış ha. Bak. Kesin arıza çıkacak. Kesin. İyi çıkmadı. Şunlara girelim. Hemen bir arı şeyi daha yapıyorum arkadaşlar. Termometreyi yaptık. İyi. Fena değil. Durum çok çok kötü değil. Yani ölümden dönmüş bir adam olarak kendimi son derece şanslı görüyorum. Bir daha da siz olun. Bu Chester salağın peşinde ölüme koşmayın. Bırakın ölsün madem aptal. Bırakın ölsün, nasıl olsa şey olur, yenisi geliyor. Benim gibi böyle duygusal bağ kurmayın ya. Harbi hiç gerek yok. Niye kendinizi riske atasınız şu güzelim hayatta ya? Evin var ne güzel, dört duvarını örmüşsün. Altın kuru keyfin yerinde. Bırak tadını çıkar ya. Şu fuzuli çıkan şeyler için bir sandık daha yapacağım. İyice bir odun keselim de arkadaşlar. İyice ama yani ciddi ciddi iyice keselim. Keşke küreyi alsaydım ya. Şu yerde kalanları şey yapardım. Evet. Şimdi şuraya bolca ağaç dikmeye devam. Yolumuzu ağaçlandırıyoruz. Çiftliğimize, arazimize giden yolu gördüğünüz gibi delicesine ağaçlandırıyorum. Ha burada bir yangın çıkar, bunların hepsi gene yanar. Siz merak etmeyin. Ben de bu şans oldukça şöyle aşağı doğru uzatayım ağaçları. Buraya çim ekmem lazım ya. Böyle kara kuru bir toprak hiç hoş değil. Chester gel benimle. Aptal. Evet. Şimdi hemen bir kalas yapalım. Hiç zaman kaybetmeden. Ve hemen arı kutumuzu yapalım. Şu balı şuraya at. Sandıktan şeyi al. Burada mıydı o? Yok, bu sandıkta mı? Nerede? Chester sende miydi lan? Hah burada. Çek envantere ve... Ve evet. Evet. Üçüncü arı şeyimizde yapıyoruz. Julius çekil, Julius. Adın neydi hatırlamıyorum. Şöyle hizalandırarak. Tamam. Bakın bunlar da yavaş yavaş dolmaya başladı. Yalnız arı sayısı azaldı mı sanki ya? Orada çünkü domuzlar arıcıklarıma daldılar. Gerçi ne oldu, döndü arıcık da sonra da bana daldı ama. Neyse nereden baksan tutarsızlık zaten. Karnımız acıkmış. Aa kelebek. Kelebeği de ekeyim gün batmadan. Hiç yarını, bugün işini yarına bırakmıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Heh. Bolca çiçeklerim, her şeyim. Ay çok tatlı ya. Çok seviyorum evimi. Yemin ediyorum evimi çok seviyorum. Heh. Chester aç ağzını. Şu kömürden biraz daha ver. Şimdi o zaman yemek işini çözdüğümüze göre biz şu şeyle uğraşalım ya. Uzun menzilli silahlar. Evet. O hindiler ve kovalent denildiğimiz fili avlamak için. Hemen silah menüsüne geliyorum. Ha evet, bu arada demiş miydim? Dişçi randevusunu kaçırdığım için bu arada hava bakın nasıl soğuyor. Böyle bugün böyle bir şans oldu. Ha benim dişim ağrıyor. Ona yapacak bir şey yok. Gerçi çok ağrımıyor. Hani yalan söyleyip ajit etmeyeyim ama bazen ağrıyor yemek yerken. Hava nasıl soğuyor bilmiyorum, ne kadar seçebiliyorsunuz. Yarıya düştü. Yavaştan yaklaşıyor kış. Şimdi silah mevzuna gelelim. Akıl sağlığımız çok şey değil. Çiçek.
şeyini attığım için. Ama önemli değil. Bakayım kaç? 103, hiçbir şey olması rahat. Şimdi Blow Dart. Bu siyah tüy mü? Snowbird mü? Ha, diş tükürüz. Yani tüf tüf. Hani eskiden siz oynar mıydınız bilmiyorum. Borular vardı. Kağıttan külah yapıp tüf tüf atardık birbirimize. Papyrus aşağıda bu durumda. Snowbird'ı kış gelmeden herhalde bulamam. Sleep Dart. Uyku. Düşmanı uyutur ki bundan yapabilirim. Uyutup kessem mi yani? Fire Dart. İşte bu. Asıl istediğim bu. Yakmak istiyorum onu da. Ama kırmızı tüyüm yok ki benim ya. Bende hep siyah tüy var. Bakayım. Siyah tüy var. Evet. Bir kere şöyle yapalım. Şu usturayı bir şuraya bırakayım alet çantasına. Fileyi bırakayım. Bununla şimdi işim yok. Çekici bırakayım. Küreyi alayım ama. Kürek de %4'müş. Alsam ne olur. O zaman papyrus toplamaya gidelim. Papyrus toplamaya gidelim de önce şu küreğin son nefesini şurada versin. Oha. Heh. Evet, şunları da bir toplayayım hemen alet çantamızdan. Kürek yapamıyorum çünkü şeyim yok şuradan. Ne güzel cümleler kuruyorum. Bir tane daha lazım, bir sapling daha. O saplingleri 2-3 tanesini atmıştım hatırlarsınız o yüzden. Heh, hemen şunlardan. Topla canım kardeşim, topla topla. Yani yarın bir gün yine ağaç adam oluşma riskini istemiyorum tahmin edeceğiniz üzere. Artık boru değil, 64 gün olmuş, kış yaklaşıyor, deli gibi düzen kurmuşum burada mücahitle. Gidip de şeyle uğraşmak istemiyorum tabii ki. Şu kelebek mi, ağaç kökü mü? Neymiş o ya, minicik. Ana minik ağaç kökü. Tabii genç bir ağaç kesmiştim. Benim ayıbım, kusura bakmayın, sizsiz olun yapmayın. Tarla sayısını da arttırabilirim ben. Şurada tezek mi var? Tezeyi alayım. Ekstradan tarla yapabiliyor muydum? Ne lazım? 2 tezek daha lazım. Chester aç ağzını. Vallaha var. Vallaha da var. Hemen hemen tarla sayısını arttır hemen. Şöyle. Şöyle 3. Bir tane daha yapabiliyor muyum? Ne de tatlı olurdu bir tane daha yapsam. Vallaha yapıyorum. Şöyle yolun altına doğru, şuraya doğru. Şöyle. Çok aç mı? Yok şöyle. Şöyle yerleştirdim mi? Başka daha da olur mu zorlasak? Yok olmuyor. Neyse 4 tarla yeterli zaten. Odamızı keseceğim biraz daha orada şansını zorlarsa. Evet. Şimdi papyrus toplamaya gidiyoruz arkadaşlar. Ya bu kış şapkasını... Odun miktarım ne? Bir sandık daha yapıyorum süratle. Buraya da kıyafetleri atacağım arkadaşlar. Yani kıyafet namında şu anda bir tek kış şapkam var ama olsun. Sandık gel. Oha be sandık, sen de ne istiyorsun birader, yuh ya. Yani 12 tane şey harcattırıyor bize. Neyse artık bu yola baş koyduk. Kıyafet şeylerimi de alet çantasının hemen üzerine koyayım. Arı. Yapma be arı. Tam oraya şey yapacağım. Çah, eyvallah. Çekil. 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 Heh. Şöyle çok da duvara yaslamak istemiyorum. Evet, kış çantamı buraya atıyor. Şey, kış şapkamı buraya atıyorum. Şu fuzuli sayılabilecek abidik gubidik şeyleri de buraya atıyorum. Burada da var bir benzeri. Şu mesela. Buraya atalım. Şunu buraya atalım. Evet, yavaş yavaş bir düzen kuruyoruz. İp üzerimde kalsın ama mesela örümcek ağı buraya gider. Çünkü doğal bir şey o. Tamam ya. Şu yemi de alayım. Şu kalanları da birazdan toplarım. Heh, bunu da buraya atıyorum. Güzel. Ya bir şeker çakalım ya. Ya da balı direkt yesem. Oo, açım. Lazanya yiyeceğim. Uh-oh. Tamam tamam tamam. Kötü kötü fikir. Kötü fikir hemen. Hemen hemen bir şeker. Gideyim uzaktan çiçek toplayayım ya. O sırada. Lazanya çok da doyurmadı zaten de. Neyse. Arılar da buraya geliyor ama arkadaşlar siz o kadar çiçek yapıyorum. Gidin onları şey yapın. Akıl sağlığım bana lazım.
Hatırlayacağınız üzere çiçekler beşer beşer... Oo, yapma. Çiçekler beşer beşer akıl sağlığınızı yükseltiyor ki en hızlı yöntem. Hani şekermiş, yok şapkaymış, kılmış, tüymüş, yumakmış. Hepsi hikaye. Varsa yoksa şeker. Ana, buraya cirit atmışım. Kullanımlığı kaç? 3. Evet, bunun için atmışım demek ki. Kelebek, ay filan şeyim yanında değil abi, neyse. Bakın, hava kararırken bile 101, 105. Bu örümcek ağını ben atmıştım hatırlarsınız yanlışlıkla. Allah, Artiz'e bak, bir de geliyor la. Keseceğim mi beni? Kime, domuza mı darıyorlar acaba? Tamam Chester, sen gel. Chester, sen gel. Chester, gerizekalı. Neyse, biz şimdi buradan uzaklaşalım. Bakıyorum 100'ün üzerinde akıl sağlığımız. Yani lazanyanın etkisinden kurtulduk. Görüyorsunuz, çiçeklerle dolu tatlı şehrimize geldik. Bal konusunda sıkıntılar hala mevcut. Şimdi doğruya doğru. Şu şekeri hemen yiyorum. Bir de üzerine adam gibi bir yemek yiyerekten. Fena değil ya. İyi. Bir de yemek pişirelim. Canavar etini yanına böyle meyve sebze katık ettiğinizde rahat rahat kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Evet, şunları toplayalım. Bal kabağı mı lan o? Vallahi bal kabağı. Topla. Güzel. Ama çok karga var ya. Pislikler. Kargaları pek sevmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum aranızda seven var mıdır da. Şuradan köfteyi de yiyorum. İyice tamam, sağlam aldı kendini. Şu bal kabağını atayım. Ateşi yakayım. Bir tane ip atacağım ya, dayanamıyorum. Yok şaka şaka. Aslında full kömürün full bölümünü kullanabilirim burada. Hatta bir tanesi yeter. Başka. Başka başka. Evet şimdi. Buraya daha atabilecek nelerim var benim. Buraya değil de şuraya atabilecek bir sürü şeyim var. Evet. Şu arı iğnelerini atayım. Şu dişleri atayım. Futbol helmet için daha sonra şey yaparım. Domuz derisi. Oha oha, ne biçim karardı be. Chester, Chester. Bro. Evet. 65. günde. Termometrelerimiz. Evet. Bak bak bak, ateşimi yakacak ya. Şey, ateşimi çalacak. Oha, ikili ikili geliyorlar. Korkudan ikili attım. Saman önemli değil. Şu noktada saman önemli değil arkadaşlar. Tamamen karanlıkta kalamam. Çünkü şeyim yok. Meşale şansım ha varmış. Yalnız ne güzel dedim. Meşale. Hop lan 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 lan. Oğlum çıkın lan. Dışarı. Şşt. Abi tribe sokuyorlar akşam akşam. Chester bir işe yara. Lan. Heh, ne bok yersiniz diyeyim. Harcattınız bana. Sanki şu arılarda bir sıkıntı var. Üçüncü bal kutusu hiç dolmuyor gibi. Biz. Yani daha bir dolmasa. Bu domuz arılarıma falan mı dalıyor benim ya? Julius. Julius, sana dalacağım ya. Kusura bakma. Tamam, karşılıklı daldık birbirimize. Ve seni öldürdüm. Sana güvenmiyorum Julius. Kusura bakma müdür. Evet arkadaşlar, neyse, bugün bayağı bir cenabetlik günümdü. Gerçi hangi günüm düzgün geçti o da ayrı bir konu da. Hiç yoktan tarla sayımızı arttırdık. Yani yemişlerimizin ne kadar etkili olduğunu gördük. Uzun menzil, ha papirüs toplayayım da. Bugün öyle bir şu papirüs toplayayım. O hindiyi uyutacağım. Tamam mı? Arasına sıçacağım ondan sonra. Yemin ediyorum acayip sinirliyim. Papirüs için... Zırhım da yok ama. Yo, zırh yapabilirim. Tamam, zırh yapabilirim. Yani ne eksik? İki tane daha odun eksik. Chester, sende var mıydı bu? Yok. Tamam, şey yaparız. Kürek. Küreği aldım mı yanıma? Kürek burada işte. Zırhı da yapalım da. Gerçi futbol kaskımız çok düşük. Yalnız fark ettiniz mi bilmiyorum. O futbol kaskı gece o dayaktan kurtardı bizi. Bayağı bildiğiniz dayak yemekten kurtardı.
ölmekten ne dayağı, dayak ne, ölmekten kurtulduk ya. Karanlıkta biraz daha yaşamamız sağladı. Chester, şimdi kardeşim, sen burada duruyorsun. Uslu uslu dur, kıpırdam. Ben papirüs toplamaya gidiyorum. Bakın. Biri burada. Çakalların. Şimdi sen bir adım atsın. Hop, hop. Bak, biri burada görüyorsunuz. Lay yürü git. Ana, zırhımı aldı. Direkt kelleyi aldı. Sen ne yapıyorsun? Aa, bu da dalıyor ya. Sıtma mutma yapmasın da bunlar beni. Neyse. Papirüs için kaç tane şey lazım? 4. 4. Çok korkuyorum biliyorsunuz şeyler. Adını unuttuğum o şeyler işte. Tentakıllar. Çok arıza. Son derece arıza. Bayağı sıkıntı yaşatırlar bana. Şuradan usul usul. Ya git! Şuradan usul usul yaklaştım. Aldım. Evet, şimdi o silah için ne kadar papirüs gerekiyordu? Ha! Hazır, tamam. Her şey hazır. Şimdi o hindiye dalacağız. Gün bitmeden o hindiden intikam almaya gidiyorum. Yürü Chester. Hadi aslım, hadi. Cover me, fire in the hole. Şimdi ağzına sıçtım seni. Sen kimin bahçesine dalıyorsun lan? Göz hakkıysa bir yere kadar. İyi, ballar tamam, hepsinde dolmaya başlamış, sıkıntı yok. Evet, şimdi. Normal uyutanı da yeterli olur bana ya. Bir dakika, yanlış hesap yaptım. Ha, bumerang da olur. Bumerangı direkt yaparım ya. Ne eksik? Kömür. Ben niye bumerangı bu vakte kadar yapmadım ki zaten? Şunu at dolaba. Hah, gel yap şuraya bumerangı. Bir dakika, yine bir şey eksik. Onu nereye attım? Buraya attım. Evet. Hemen bumerang. Şunu da aile çantamıza atalım. En azından neyin nerede olduğunu biliyorum artık. Hay kalas, kalas da eksik. Hay kalas kadar odun mu yok? Allah'ım, Allah'ım, yemin ediyorum. Bendeki bu şey... Neyse, Allah'tan ağaçları düğümüze ektik. En büyüğüne giriş. Normalde bunlar daha peyzaj çalışması içindi. Çok... Göremiyorum ki. Başka var mı? Yok. Neyse, tamam, şunu da keselim. Yapacağım ya, yapacağım. Yapacağım ama hindiyi artık bir sonraki bölümde de alacağız arkadaşlar. Biraz yavaş ilerlediğim farkındayım ama takdir edersiniz ki zaman, çok sıkıntılı zaman ya, öyle böyle değil. Başımıza gelmeyen kalmıyor ama bu gece bu papürüsü, şey papürüsü diyorum ya, şeyi yapacağım. Kalas yap. Envanteri de bir türlü düzene sokamıyoruz. Asıl sıkıntılardan biri var. Hah. Bir kalas, 5 şey, kömür. Kömür attım çünkü. Kömürü al. Şimdi yap. Hadi. Hah. Bumerang sadece başlangıç. Ha, yanlış anlam olmasın. Bu sadece başlangıç. Daha bunun devamı da gelecek. Bumerang olacak, tüftüf olacak. İmanını şuurunu alacağım ya. O hindinin de, ötekinin de, berikinin de, filin de. Hepsinin imanını alacağım arkadaşlar. 2 şundan yap. 2 bundan çak. Tamam, pişir. Pişir. Evet. Arkadaşlar gayet ideal bir durumdayız. Görüyorsunuz. Tarla sayımız, son bakiyeyi veriyorum artık ben size. Tarla sayımız 4. Sandık sayımızı arttırdık. Kıyafetlerimiz için bakın burada. Kıyafet ve absürt şeyler diyelim. Alet çantamız, alet sandığımız daha doğrusu burada. Ve daha doğadan topladığımız
ileride kullanacağımız, bir sebepten kullanmayı planladığımız şeyler burada. Termometremiz ve Monster lazanyamız, ki bunu hemen yemeyeceğim. Şimdi buzdolabına atıyorum. İyi yoldayız. Merak etmeyin. Bal sayımızı da yaklaşık 5 ve 6'ya çıkaracağım. Tarla sayısı zaten sıkıntı yok. Kışa hazırız. Yani evimizden çok fazla açılmadan yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yalnız ben bir gider ayak şuradan çok da riske girmeden şeyi yapayım değil mi? Futbol şeyini, ip yok. İpi ne yaptım ben? İpi nerede kullandım kim bilir ya? Bakayım. Kim bilir nerede kullandım ha? Yapalım, ipi de yapalım da her türlü kafa rahat olsun. Heh. Oh! Kendimize gelelim ya. At kömürü de. Dediğim gibi arkadaşlar, iyi durumdayız. Şu silahı da çekeyim. Şunu da alet çantasına atayım. Tam bir türlü çıkamadım oyundan. Bumerangı yaptık. Tüf tüfü de yapıyorum. Ve yarın, yani bir aksilik olmazsa yarın yeni bölümü yapacağım. Bumerang, tüf tüf, Allah ne verdiyse önce hindiye, sonra da film peşine düşüyoruz. Ola ki tüm bölümü uğraştık, fili bulamadık yarın. O zaman Dapper Vest yöntemi, o yelek yöntemine gideceğiz. Ama kışın ayazda kalmayacağız. Böyle dımdızlak kalmayacağız arkadaşlar. 66. günün sonunda Şafak Yozgat, Panda TV ekranlarından elveda ediyorum sizlere. Bir de karnım çok aç ya. Makarna varmış. Gideyim bir makarna yiyeyim. Esen kalın.